Sevgili Nesne TV izleyenleri, Euroleague Özel'e hepiniz hoş geldiniz. 7. haftaya giriş yaparken stüdyomuzda Ümit Avcı ve İbrahim Kutlar ile birlikteyiz. Artık klasikleşmiş bir açılıştır bu. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Sanasın. Ben de iyiyim. Aslında senin böyle şarkıyla bir girişini planlamıştık onu ama. Onu Kıbrıs'ta Nesne Partisi'nde söylemiştik ama bence onun için biraz galibiyetler gelsin böyle neşeyle. Bir de zaten maşallah öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ülkemiz dışarısı falan böyle hani şarkı söyleyecek şeyimiz de olmuyor. Maalesef ama o günler de gelecek Ümit İnşallah. Abi inanıyorum yani. İnşallah. Galibiyetli günler de gelecek, ona da inanıyorum. Umudumuz var. Bu hafta gerçi yine tek maçların olduğu hafta, sonrasında çift maçlar var. İki hafta sonra fikstüre baktım, tekrardan çift maç haftası var. O kadar fazla çift maç haftası var ki. 8 tane. 8 tane var, evet. Neden böyle bir şey yaptılar acaba? Bir de bir şey daha soracağım. Anadolu Efes'e Fenerbahçe'nin maçları çok çakışıyor bu sezon ya. Aynı gün yani. Ve aynı saatte ya de olan maçlar. O zaten maç. Gerçekten birkaç yıldır hani oluyordu ama bu sezon da dediğin gibi çok başladı. Çok büyük saçmalık. Yani bu aynı hafta ama aynı günlerdeydi. Hayır, aynı gün. Aynı gün. Hayır, önceki hafta evet diyor sen bahsediyorsun. Evet, evet. Geçtiğimiz hafta değil. Geçtiğimiz hafta değildi. Evet, bu hafta işte aynı. Ya aynı gün saatler çakışıyor. Aynı şehrin takımları, aynı ülkenin takımları. Evet. Yani enteresan bir fikstür. Herhalde yani önümüzdeki sezon değişir diye düşünüyorum. Çünkü yani aynı günde olması hem izleyenler adına hem de hangisini takip edeceksin? Tamam, belki çoklu yani yayıncı kuruluş bizim kanalda çoklu izleme seçeneği var ama yine de yani çok mantıklı değil bence. Derbileri üst üste koyuyorlar ya aynı haftaya, aynı güne. Derbiler aynen önemli. Öyle, doğru. Evet, şey Real Madrid Barcelona, Partizan Kızılyıldız, doğru. Ki doğru. Hani bizim ülkemiz için düşünüyorum ben. Aslında mesela şimdi Anadolu Efes'in maçı bir haberdir. Fenerbahçe Beko'nun maçı bir haberdir. Hani gazetelerde de yazan arkadaşlarımız evet. için gazetede iki gün manşet olacakken basketbol bir tanesi güme gidiyor, bir gün doğru. manşet oluyor. Yani bunu Bodyogre'yi tanıyan arkadaşlarımızdan rica ederim. Bodyogre'yle yürürlükle her derdi olan niye beni söylüyor? Benim Bodyogre'yle arkadaşım başka. Ama öyle çıtlat ya yani bunu da. Evet, şu anda ekrana da geliyor 7. haftanın fikstürü bu şekilde. Bizler tabii Anadolu Efes ve Anadolu Efes, Jargris, Partizan, Fenerbahçe'yi ilk başta konuşacağız. Ama tabii ki saat sıralaması olarak doğru sıralama burada. O zaman Anadolu Efes'e başlıyorum. Maalesef Bologna deplasmanından mağlubiyetle döndük. Top kayıpları, verilen hücum reboundları herhalde şimdi onları konuşacağız. Bizim adımıza iyi bir karşılaşma değildi. İkinci periyot biterken yani devreye girerken ümidimiz vardı ama 3 ve 4'te artık 4'te zaten iyice bazı şeyler belirgindi. Özellikle top kayıplarıyla ve verilen hücum reboundlarıyla. Şimdi o zaman Anadolu Efes Jargis konuşalım. Jargis de bu arada Asfel ilk galibiyetini aldı. Jargis de Asfel'e yenildi. Geçtiğimiz hafta 6. haftada bizler de Virtus Bologna'ya maalesef yenildik. Bu hafta da kendi sahamızda Sinan Erden de Asfel, Jargis Kaunas'ı ağırlıyoruz. Kimden başlayalım? Yani Anadolu Efes için söyleyeceklerim sezon başından beri zaten fizik olarak iyi durumda görmememle birlikte saha içerisinde bir karmaşıklık var. Birçok oyuncu da bunu hissedebiliyorsun. Yani Bologna maçının özeline bakarsak iyi başladığımız, hatta Boba'yı çok iyi kullandığımız bir ilk çeyrek, hatta ilk yarı var. Rakibinde hani belli noktalarda durdurabildiğimiz deplasman maçına göre formda bir Bologna'ya karşı iyi bir ilk yarı oynadık. Fakat ikinci yarı tamamen yine geçtiğimiz maçlardan örnekler sunan bir Anadolu Efes izledik. İlk yarı 15 sayı atan Boba bir top kullandı ikinci, tamamen ikinci yarıda. Larkin ve Clyburn çok etkisiz kaldılar. Bence Larkin de kendi standartlarının çok altında oynuyor. Clyburn zaten hiç sahada yok gibi. Uzunlardan hiç verim alamıyoruz. Yani belki biraz Zizic verim verdi gibi gözüktü ama yani Bologna'nın uzunlarına karşı, özellikle Şengelli'ye karşı zaten eşleşme problemi yaratan bir oyuncu. Her harekette aldı topu, çembere giderek bitirdi. Post-up'ta akıllı bir şekilde oynadı, doğru pozisyonları buldu. Yani 37 yaşında Bryant Dunstan bize mesaj veriyorsa eski takımına karşı, öbür tarafta aynı yaştaki Bellinelli çıkıp bu mesajları veriyorsa, ya bizim bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani Dunstan'ın Efes'e karşı iyi oynayacağı veya istekli oynayacağını zaten biliyordu herkes.
O zaman işte o Efes'in uzunlarının ya da Efes'in diğer oyuncularının bunu verdirmemek için, kendilerine laf söylememek için daha istekli, daha arzulu, daha motive oynamaları gerekiyor. Ama yani bu problemler kısa zamanda çözülür mü, çözülmez mi? Tabii Erdemcan bunun üzerine çok kafa yoruyor, çalışılıyor ama sonuçta Bologna'nın bütün hücumlarını, Şengeli'nin o bütün oyunlarını, back screen'le alışlarını, post-up'larını, işte Belli'nin piklerden gelip şutlarını, danslarını, etkinliğini bilerek bütün hafta çalışmışlardır. Ama biraz da oyuncuların burada inisiyatif alıp ekstra gayret göstermesi gerekiyor. Yani her şeyi Erdemcan'a yüklemek bence son derece yanlış. Bu takımın biraz evet sabra ve zamana ihtiyacı var ama oyuncuların performansı da önce kendileri sonra herkes tarafından sorgulanması gerekiyor. Yani şu anda Efes'te olumlu bir şey söyleyeceğim oyuncu sayısı çok az. Evet, evet. Doğru. O yüzden bu maç Anadolu Efes adına çok kritik bir maç. Zalgiris iki tane üst üste kaybetti galiba. Evet. Ama çok tehlikeli bir takım. Çünkü onlar için iç saha deplasman fark etmiyor. Olabildiğince iyi basketbol oynamaya çalışıyorlar. Çok dikkat edilmesi gereken bir maç olacak. Sert bir maç olacak. Kazanmak zorundayız zaten. O bakımdan da hani bir adım Anadolu Efes'i önde görüyorum. Kazanacaktır diye umuyorum. Bir reaksiyon artık mutlaka. Evet, Euroleague'de verecektir. Yani Efes'in bir şeylere artık karar vermesi lazım. Yani uzun rotasyonla baktığımız zaman işte kaptan da söyledi. Dunstan bu yaşında bize ders veriyor. Dolayısıyla Tarik Jones hamlesi, belki sezon başında işte Telekom'daki performansı, acaba Euroleague seviyesine neler yapabilir diye hepimizi bir düşündürtmüştü ama Euroleague seviyesi için basketbol bilgisinin çok aşağıda olduğunu her maç bir kez daha görmeye başladık. Dolayısıyla ben artık Koç Erdemcan'ın biraz daha Zizic'in üzerine bir organizasyon yapmasını gerektiğini düşünüyorum ve Plyce'den bu kadar kolay vazgeçmemeliyiz. Yani Plyce evet bu takımın ana uzunu olamaz ama 5-10 dakikalar oynayıp bu takıma çok şey katabilecek bir uzun olduğunu geçen senelerde de göstermişti. Yani koçun kafasındaki basketbol farklı bir basketboldu ama bu uzunlarla o basketbolu oynamamız gerçekten kolay değil. İkinci tarafa baktığımız zaman koç geldiği gün iki oyuncuya, Clyburn'e, Larkin'e gerçekten çok güzel yaklaştı. Onlara hani belki kariyerlerine saygıdan, onların kariyerlerinin, o güzel kariyerlerinin öne çıkartılmasını sağladı. Şimdi bu iki isim çok yakın arkadaş, Larkin ve Clyburn. Evet. Şimdi bunların da yan yana gelip kendilerine böyle yaklaşan bir takıma, bir koça biraz daha bir şeyler konusunda yardımcı olmaları lazım. Şimdi Clyburn ile Larkin'in sahada ne yaptığını özellikle Virtus deplasmanında hiç kimse anlamadı. Özellikle Clyburn gerçekten çok sıkıntılı günler geçiriyor takıma. Şimdi Clyburn böyle oynayacaksa o zaman geçen sezon işte Ergin Ataman, Clyburn arasında belki bir seçim yaptı Efes. Bu seçimin ne kadar yanlış olduğunu göstermiş oluyor. Clyburn ile Larkin'in de acilen toparlanması gerekiyor. Efes'in çok net bir istatistik. Yani ilk yarıda 15 sayı atan Boboa'nın ikinci yarıda top kullanmaması çok enteresan. Efes'in biraz coşkuyu hissetmesi lazım. İlla ki kendi sahasında olacak işte Mustafa oradan anonsları yapacak, tribünleri coşturacak, öyle ortalık birazcık şenlenecek falan. Ya Efes'in kurduğu takım basit bir takım değil. Bu takımın daha iyi oynaması, daha coşkulu oynaması lazım. Daha agresif olması lazım. Ama agresiflikten eser yok şu anda sahada. Efes'in uyanmaya ihtiyacı var. Aynen yani. Bir yani şekilde bir reaksiyon bu oyuncu bazında kim tarafından olur bilmiyorum ama öyle bir oyuncu da takımda yok gibi. Sonuçta beyin elle çıkıyor, istediği gibi oynuyor. Öbürü istediği gibi Payolo oyunu, bütün oyunu yönlendiriyor. Şengeli'ye lazım. Şengeli şeyde zaten orada ya at koşuyor derler ya, o kadar rahat her şeyi yaptı ki. Yani her rakibe Aynen Jordan Mickey. Her rakip Efes'e karşı istediği her şeyi yapıyor. İşte Olympiakos mesela istediği basketbolu oynadı. Virtus Bologna keza aynı şekilde. Son dördüncü çeyrekte Valencia'da, yani biz kazandık evet ama yine de Valencia'da kendi performansını gayet iyi ortaya koymuştu o maçta da. Yani hücum ribaundu dediğin şey tamam fizik
önemli, top sezisi önemli ama bir taraftan da istekle alakalı bir şey, alakalı bir şey. Sen oraya ne kadar çok zorlarsan, oraya istekli gidersen, pozisyon kovalarsan alırsın o reboundları. Zaten hani fizik üstünlüğü olan bir takım, en büyük problemlerden bir tanesi Efes'in rebound problemi. Bunu her maç, her takım bize yapıyor. Artı hücumda bizim şeyimiz de yok. Yani iş sıkıştığında kime girecek bu takım? Doğru. Yani Darius Thompson'a mı gidecek? Larkin'e mi gidecek? Clyburn'a mı gidecek? Kime gidecek? Darius Thompson zaten başka bir mesele. Yani 2 milyon küsür dolar para alıyorsun. Böyle bir kontratla geliyorsun. Evet. Ve beklentinin çok altındasın. Ya çok altında. Çok altındasın. Top kullanma, sorumluluk alma o kadar uzak gözüküyor ki şu anda. Ya evet. Aslında ön alana baktığın zaman Larkin, Clyburn, Thompson, işte Boboa. Yani eksik değil. Elijah Bryant'ı da. Bryant yani eksik değil ama işte uyanması lazım, bir enerji lazım. Ama mesela Darius Thompson transferi işte rakamlar bu kadar çıktı, yapılır mıydı? Soru işareti ama geçen seneden sonra da piyasanın gözdesiydi bu oyuncu sonuçta bir şekilde. Willis transferine bakıyorsunuz. Eğer Willis'i alacaksak şeyi niye yolladı, Mbaye'yi niye yolladı ki daha düşük bir bütçeyle kalabilirdi. Hani Efes'in bu seneki transferleri de biraz tartışılmalı. Evet doğru ve bence bir takviye acilen lazım uzun. Ya takviye lazım zaten sezon başında sezon başlamadan önce de 4 numara pozisyon için 4-5 oynayacak bir pozisyon için bakılıyordu. Yani bu kadar zaman geçti evet acilen bunun da yapılması gerekiyor. Bu da yönetime düşen taraf. Çünkü koçun da biraz elini güçlendirmek lazım orada. Efes her takıma böyle boyalı alanda kaybederek maç kazanması kolay değil. Evet. Ama Zalgiris maçını kazanır diye düşünüyorum çünkü evet rakip çok tehlikeli bir takım ama iki kez kaybedip geliyor. En azından bir düşüş. İç sahadasınız, kazanmak zorundasınız. Artık herkes böyle bir Efes'ten bir şey bekliyor. Oyuncular da galiba bunun farkındadır. En azından daha fazla mücadele edeceklerini, biraz daha agresif olacaklarını ve maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Bir de dün alınan Samsun galibiyetiyle de, Samsun Spor galibiyetiyle de yani bizim çekimimize göre işte. Hafta sonu alınan Samsun galibiyetiyle de bence biraz daha toparlanmış olabilirler veya takım kimyası daha bir kendine gelmiş olabilir veya yani öyle düşmek istediğim için de bunu söylüyor olabilirim. Umuyoruz ki kendi evimizde Žalgiris Kaunas'ı yeneriz ve Sırbistan'da gerçekleşecek olan Partizan Fenerbahçe Beko karşılaşması. Partizan Baskonya bir sayıyla yenildi. Fenerbahçe Beko'da 79-77 skorla kendi evimizde Olympiakos'u yendik. Bu karşılaşmada tabii Željko Obradović eski takımını kendi evinde misafir edecek. Bakalım neler olacak. Kaptanla başlayalım. Ya Fenerbahçe Olympiakos'a karşı müthiş bir ilk çeyrek oynadı. Evet. Pierre'in uzun yani ilk çeyrek performansı olağanüstüydü. Hakikaten her şeyi yaptı. Hem Pierre hem Fenerbahçe. Oyun planına tamamen sadık kalarak fola atak ederek zaman zaman onu dışarı çıkartarak bu sayede Pierre ve Nigel Estre'ye pozisyonlar bularak ve çembere giderek ve savunmada agresiflik yapıp açık sahada basketler bularak müthiş bir ilk çeyrek performansı gösterdi. Tabii ki herkes maçın böyle gideceğini tahmin ediyordu ama Olympiakos çok oturaklı bir takım. Yani ne yaptığını bilen koçun sistemine uyan her ne kadar Sulukas, Mekisic ve Vezenkov olmadığı bir takımı olsa da Mekisic sakat olduğu için diğerleri takımı ayrıldı. Hücum kapasitesi daha sınırlı bir takım. Yani onlarda da işler sıkışınca girecek oyuncu sayısı çok azaldı. Sigma oynamıyor onlar. Sigma da oynamıyor. Dolayısıyla biz istediğimiz gibi oynarken işler kontrolümüz altındaydı. Ne zaman ki Olympiakos adam değişikliği savunmasına geçti. Top elimizde çok kalmaya başladı. Daha statik oynamaya başladık. Ve tabii ki kötü atışlarla beraber de onlar açık sahayı oynamaya başladılar. 5'e 5 hücumlarda daha çok topsuz taraftan yaptıkları katlarla savunmayı çok zorladılar ve bomboş atışlar buldular. Ve oyunun kontrolünü onlar aldı. Ama yine maçın sonunda bence Papagenes'in sadece sonunda değil attığı 3 üçlük de çok değerli ve çok kritikti ki yani maçın kazanılmasındaki en önemli faktördü diyebiliriz herhalde kesinlikle. Ama Fenerbahçe Beko'ya baktığı zaman tabii ki herkes ya işte kimisi koçu eleştiriyor, kimisi oyuncuları eleştiriyor ama
Hani niye maç bu noktaya geldi? Tabii herkes maçın başladığı gibi bitmesini istiyor. Ama işler öyle kolay değil basketbolda. Dolayısıyla Olympiakos gibi beraber oynama alışkanlığı olan bir takıma karşı oynuyorsunuz. Ve istedikleri kadar yani iki liderlerini kaybetseler bile sonuçta bir karakter takımı Olympiakos. Her sene, her sezonda o karakteri gösteriyor. Dolayısıyla bu takımlara karşı 40 dakika konsantrasyonu yitirmeden oynamak gerekiyor. Fenerbahçe ve 3. ve 4. çeyreklerde oyunun kontrolünü Olympiakos'a kaybetti. Ama yine de maçın sonunda başında kazandığı maçı maçın sonunda bir kere daha kazanmış oldu. Bence değerli bir galibiyet. Şu açıdan çok değerli. Çünkü hani bir kere kazanma alışkanlığını devam ettirmek. Artı Olympiakos gibi bir takımı maç kaosa girdiği noktada kısalardan verim alamıyorken yenebilmek bence önemliydi. Partizan maçına gelirsek de Partizan her geçen gün oyununu yenileyip geliştiren bir takım. Baskonya maçını da kaybettiler. Daha önce kaybettikleri Olympiakos'un uzatmaları da kaybetmişlerdi. Her maç üzerine bir şey koyuyorlar. İyi bir takım. İçeride bambaşka bir atmosferde oynuyorlar. Dikkat etmemiz gereken zor bir karşılaşma. Umuyorum kazanırız ama kolay bir deplasman olmayacak. Sonra Kızılyıldız deplasmanı var bu arada Fenerbahçe'nin fikstürde yani hani iki... Büyük ihtimalle Maccabi de orada oynayacak gibi gözüküyor. Yani herhalde 3 maç üst üste Sırbistan'da oldu. Sırbistan'a gidecek ki zor bir döneme giriyor Fenerbahçe i̇şte, Beko. Yani evet. Şimdi Partizan, Kızılyıldız, Maccabi, üçü de dışarıda, Bologna dışarıda, içerideki ilk maçta Real Madrid. Yani bu süreçte Pierre'in de olmadığı bir süreç olarak bakarsak kolay değil ama Fenerbahçe Beko'nun güvendiğim tarafı beraber savunma yapmayı becerebiliyorlar. Özellikle iç sahada agresif olabiliyorlar ama dış sahada topu kontrol edebilecek işte Kalates'in gelişiyle bir oyun sistemine geçiş yaptı Fenerbahçe Beko ki Olympiakos maçının sonunda da en azından Yanmadar'da katkı sağladı Papayannis'le beraber. Kolay değil Partizan maçı ama umuyorum kazanırız. Ya Fenerbahçe Olympiakos maçını önce şey yapalım. Yani o maçta evet muhteşem bir başlangıç ama işte Fenerbahçe Beko'nun yıllardır şanssızlığı Pierre bu başlangıcı yapan oyuncu sakatlanıyor ve kenara geliyor. Umarım çok uzun sürmez sakatlığı. 3 hafta mı? Daha kısa da olabilir deniyor. İnşallah daha da kısa olsun. Hani çünkü ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu o kısa sürede gösterdi zaten. Fenerbahçe Beko'nun uzunlardan şut katkısı aldığında işte Pierre de hani 3-4 numara gibi düşünürsek maçın sonunda da Papayannis benzer katkıyı verdi. Oyunu ne kadar aslında rahatlattığını gördük. Evet bu maçta Olympiakos tabii ki çok zor bir takım ama böyle bir başlangıçtan sonra neredeyse maçı verecektik. Evet. Bu bir sıkıntı. Şimdi Dorsey'den katkı alamadığınız, Dorsey'nin bu kadar etkisiz kaldığı bir günde sizin rotasyonunuzu çok fazla kullanmamanız. Evet Motley çok iyi mücadele etti ama 4 faalde sahada kaldığı bir bölüm var ki orada Sertaç'a niye dönmez Fenerbahçe Beko? Sertaç niye hiç kullanılmaz? Koskocaman bir soru işareti. Veya işte dediğim gibi kısalardan Dorsey bu kadar etkisiz bir günündeyken Guduric çok fazla mı kenarda kaldı diye soruluyor. Ya da senin şut ritmin bu kadar düşmüşken, dışarıdan şut atamıyorken Melih'i deneyemez miydi bu takım? Evet. Ya da Melih'i eğer hiç deneyemeyeceksen o zaman Biberovic neden kadroda değildi? Yani şimdi o kadar çok soru var ki Fenerbahçe Beko'nun tekrar atalım. Çok geniş ve iyi bir kadrosu var aslında. Sesine dışında şu anda herkesten bir şekilde verim alınabiliyor. Ama bu takımın daha iyi organize edilebileceğini düşünüyorum en azından sezon başı itibariyle. Dediğim gibi bu takımın şiddetle şuta ihtiyacı olduğu bir bölümde sizin takımınızda gerçekten iyi şutörler var. Yani uzun anlamında Sertaç dışarıdan ceza şutlarını çok net atan bir oyuncu. Kısa rotasyonda Melih atıyor ki bu oyuncuları siz ligde kullanıp istediğiniz verimi alabiliyorsunuz. O zaman Euroleague'de de en azından hani sokarsın olmaz çıkartırsın sonra başka bir şey ama hiç bakmamak Sertaç Barcelona'dan geldi ve iyi bir transfer olarak geldi. Evet. Bu maçta Sertaç oynamıyor biz maçı verecektik neredeyse. Buralara biraz dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Pierre'in yokluğunda muhtemelen takım kısa
biraz daha kısa beşlerle oynayacağız. O Pierre-Hayes ikilisi farklı. Ha, şunu da söyleyelim. Maçtan sonra Olympiakos'un bir açıklaması var hakemlerle ilgili. Biraz komik olmuş diye düşünüyorum. Çünkü maçın bitimine 2 dakika kala Hayes'e yapılan bir faul var ki potu altında. Yani evet, nasıl çalınmayacağı çok enteresan. Maçın sonunda bir tartışmalı işte pozisyon var. 2 saat izlediler pozisyonu. Çözemediler. Çözemediysen ilk kararın doğrudur ama o kararı da değiştiler. Hakemlere konuşacaksak çok şey konuşmak lazım. Bunu da belirteyim. Partizan deplasmanı, iç sahada evet çok agresifler, Madar transferi her ne kadar Obradovic hani biraz ortamı yumuşatmaya çalışsa da, onun alkışlanmasını istese de öyle olmayacağını hepimiz tahmin edebiliyoruz. Gergin bir atmosfer olacak. Kısa beşlerle oynayacağımız için daha tempolu bir maç olacak diye bekliyorum. Yüksek skorlu bir maç olur, yakın bir maç olur diye tahmin ediyorum. Ben Tarık'ın biraz daha rotasyona girmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü artık hani diğer oyunculardan hani Melih'ten falan çok katkı geleceğini düşünmüyorum. Ama Tarık bu takım için ilerisi için kısa çok vade önemli. Melih belki verebilir ama ilerisi için bu takımın önemli bir oyuncusu olabilir. O yüzden Tarık'ın rotasyona girmesi lazım. Asfer maçını hatırlamıyor musunuz? Çok Sertaç konusunda da yani sezon hazırlık döneminde fena oynamıyordu ama şimdi bu kadroda Papayanis böyle oynarken Modlin'in yerine girerse savunma artı rebound konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı, yani Itulis o konuda çok eleştiremiyorum çünkü Papayanis iyi oynuyor. Evet, iyi oynarken de o dış oyunu açma anlamında dış şutu ondan bulduğu noktada Sertaç'a çok ihtiyacı yok şu anda ama uzun vadede mutlaka olacaktır. Evet. Hazırlık döneminde ama mesela Sertaç, Papayanis ikilisini de yan yana kullanıp çok verimli olduğu maçlar da oldu. Yani bu maç özelinde düşünüyorum. Rakip işte Mustafa Folu, Miltunov bu kadar işin içine sokmaya başladığında belki bu ikiliye dönüp yine orayı açabilirdik. Ama Sertaç iyi durumda olduğunu düşünmüyorum şu an için. Vallahi ligde iyi gözüküyordu ki maalesef Tofaş maçında o da sakatlandı. Evet. İnşallah sıkıntılı bir durum yoktu ama ben Sertaç'ın mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umuyoruz ki iki temsilcimiz de iki galibiyetle kapatır. Yani teker galibiyetle kapatır. Olympiakos Baskonya karşılaşması. Olympiakos geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'ya yenildi. Baskonya da güzel bir galibiyet aldı Partizan karşısında ve maç Pire'de. Ivanovic'in gelişi de toparlamış bir Baskonya var. En azından bir Baskonya'nın ama koç döngüsü çok iyi. Herhalde takımı daha önce her sene bir Ivanovic yapıyor. Evet, bir Ivanovic bir başkası. Bir Ivanovic bir başkası. Evet. Yani bence de daha iyi Baskonya. Baskonya daha iyi görüntü verdi. Ama Olympiakos'ta tabii Mekkes için dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Lüksik mi oynayacak mı oynamayacak mı onu da bilmiyorum ama iç sahada farklı bir Olympiakos izleyebiliyoruz. Ya bir adım Olympiakos diyorum ben. Ben de Olympiakos diyorum. Ya ben de Olympiakos diyorum. Evet, Baskonya Ivanovic'te Euroleague'de bir maç kazandı ama ligde de sahasında yine Gran Canaria karşısında mağlubiyet yaşadı. Savunma kısmında çok büyük sıkıntıları var. Hani bu takımın Ivanovic'te hemen toparlanması kolay değil. Mutlaka kadroya da eklemeler olacak gibi gözüküyor. Olympiakos hem Panathinaikos'a kaybetti, üzerine geldi Fenerbahçe Beko'ya kaybetti. Üçüncü yenilgiyi istemez. Ve geçtiğimiz hafta Real Madrid-Makabi karşılaşması ertelenmişti. Bu hafta Makabi uzun bir aradan sonra Sırbistan'da maç oynayacak. Bayern Münih ile karşı karşıya gelecekler. Bayern Münih'te Kızılyıldız'a yenilmişti geçen hafta. Yani Bayern Münih bu arada beklentimin çok 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 altında. Yani çünkü evet. Lasso, işte Ibaka, yani transferler çok iyi. Genelde iyi bir yapılanma var. Yeni bir takım ama yine de Anthony Edwards diyorum. Carson Edwards. Bir an NBA'ye gittim. Carson Edwards yani hani iyi bir yenilenme olan takım ama görüntüsü ve gidiş. Yenilendiler. Carson yani Edwards'da hayır. Mı? Sonuçta iyi. Yani Fenerbahçe'de beğenmeyeyim ama ben yine beğendiğim bir oyuncuydu. Çok beğeniyorduk. Muazzam oyuncu. Ibaka önemli. Evet, Ibaka önemli. Ibaka ama iyi önemli tabii sonuçta. Tabii ki. Evet ama daha şimdi kolay değil yani. Hazır bir takım değil. Hiç. Beklentiler yüksek ama şu ana kadar o beklentileri veremedi. Maccabi'de
Haftadır maç oynamıyorlar değil mi? Kaç evet. Hafta? Geçen hafta yok. Geçen hafta başında Milano ile oynadılar. Geçen hafta başında. Salı günü oynadı. Geçen hafta oynamadı. Salı oynadı aynen. Real Madrid maçı ertelendi. Evet. Şimdi bu oynuyorlar ama sonuçta bir ritimsizlikleri var ya. 10 gün falan olacak yani. Çünkü ligde de oynamıyorlar. Tabii aynen. Evet. 10 gün. Tabii 10 gün. Bu tabii bir ritimden çıkma yaşatabilir. Ama sonuçta kendi sahası da değil. Ya yani tek şansı hani Bayern çok iyi durumda değil. Makabi diyorum ben. Ben de Makabi. Bayern hafta sonu da Braunschweig'e yenildi. Yani Bayern ligde de şu anda sıkıntı yaşıyor ki Bayern hani ligi biliyorsunuz bir mağlubiyetle ki bir dönemin Efes Ülker gibiydi. Evet. Ama onlar da kaybediyor şu anda. Ben de Makabi diyorum. Ve Milano Valencia. Geçtiğimiz hafta ben kaybettim. Alba Berlin'i yendi Valencia. Ben Alba Berlin diyordum. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Çünkü maçlar karışıyor. Milano'da Monaco'ya yenildi. Mike James'in şu tercihiyle birlikte yenildi. Yani inanılmaz. Mike James onun da intikamını aldı. Aldı. Ettore Messina'dan evet, aldı evet. Ama. Takımdan değil. Evet Messina'dan zaten. Messina'dan aldı. Milano Valencia karşılaşması. Yani Milano artık evet. Milano'nun durumunu ben anlayamıyorum yani. Geçen hafta konuştuk burada. Evet. Çok kötü durumdalar. Çok. Yani güvenemiyorum. Hani ne, sonuçta Valencia'da iyi oynayan bir takım. Evet. Yani bir şekilde kazanmaları gerekiyor diyoruz Milano için ama zor bir maç yani. Düşük skorlu olur mu kaptan? Pengos'ta kadro dışı. Milano zaten sayı atamıyor ki. Düşük yani, yani onun için yani. Valencia'da hani iyi sert bir takım. Olabilir herhalde. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Seni düşük skor deyip geçelim. Öyle diyelim. Ben de düşük skor diyorum. Çünkü hafta sonu Milano ligde şey yaptım. Jotic siz bir 30 fark attı savunmayla yapabildi bunu. Yani yine savunmayla ayakta kalmaya çalışacak ama çok güven veriyor mu? Vermiyor. O yüzden alt. Alt diyoruz. Milano'yu bu böyle göreceğim asla aklıma gelmezdi. Ya Messina'ya da helal olsun. Nasıl bir şey yaptıysa o kulüpte. Ya inanılmaz bir şey ya. Yani bu kadar olsa... Yani kulübün sahibi olsa ancak bu kadar olur. Ki işte Tony Parker kardeşini yolladı ya. Evet. Kulübün sahibi. Messina'ya hala bir şey olmuyor. Yollayacak biri var sonuçta orada. Bunu yollayacak biri yok ki. Kim yollayacak? Armani. Giorgio Armani. Onun umurunda değil yani. Armani için. Evet Armani için farklı bir kurum kendi takımı. Ve Real Madrid-Bologna Perşembe'nin son maçı. Real Madrid geçtiğimiz hafta oynamadığı Euroleague'de Bologna'da Anadolu Efes'i yendi. Bu arada Bologna'nın gidişat bir yenilgisi var. O da ilk haftanın Jargis Kaunas maçı. Müthişler. Bilmiyorum ben izlemekten keyif aldım bir takım. Hatta bunu iki hafta söylemiştim. İki hafta önce söylemiştim. Bir böyle gülmüştün galiba Ümit abi. Yok canım ben sezon maçını almıyorum. Hatta kupa maçından Milano'yu yendikleri maçtan itibaren çok sert, iyi bir takım tamam, diye konuşuyorum. Yanlış lütfen. Hatırladım. O zaman kusura bakma. Real Madrid, Bologna ama galiba Bologna bana göre ikinci mağlubiyetini alacak bu hafta. Belli olmaz. Evet Real Madrid favori. Bence de Real Madrid kazanacak ama hiç kolay maç olmayacak bence. Evet. Güzel maç yani olacak. Kolay değil çünkü sert bir takım şey Bologna. Ama Real Madrid tabii çok... Bu maçları kaybetse bile çok fazla etkilemiyor onları. Yani onlar nasılsa sezon sonunda istedikleri yerde oldukları için. Çok cool'lar ya. Cool bir takım yani. O yüzden bu gibi sezon içinde farklı mağlubiyet alabilirler. Şaşırmamak lazım ama şu anda açık ara ligin en iyi takımı. Evet. Yani Real Madrid hiç kaybetmedi bu sene resmi maçları. Hepsini kazanıyor. Şimdi Virtus gerçekten çok sert, iyi bir takım. Hücumda işte sert takım diyoruz ama hücumda da en iyi üçlük atan takımlardan bir tanesi. O alanda da etkili ama şimdi uzunları iyi olmak zorunda. Karşı takımın uzunlarına bakıyorsun. Yani o uzun rotasyonuna karşı zor gibi gözüküyor. Dunstan'la Mickey'le orayı aşmak. Bu nedenle ben Real Madrid. Evet. Çok farklı bir seviyeler ya. Gerçekten çok farklı bir seviyeler. Campazzo mesela hafta sonu muazzam oldu yine. Ya işte zaten Avrupa'nın en iyi 1 onda, en iyi 5'i onda. Evet. Forvetleri... Onlar zaten geliyorlar, yani... onlar da bir şeyler yapıyorlar. Müthişler. Cuma'nın ilk karşılaşması Alba Berlin-Panathinaikos. Alba Berlin Valencia'ya yenildi, Panathinaikos da Barcelona'ya yenildi ki bir ara fark 47... Kaçtı? Son periyotta 26 ile falan geldi galiba. 71-47 mi öyle bir evet, şey 71-47 idi, aynen öyle. Ben bu kadar kötü beklemiyordum Panathinaikos'u ama sonrasında toparlanması ama da... Ama eksik gittiler ya. Yani evet tabii ki. Çok eksikti. İki tane kısası olmayınca
gerçekten hani Barcelona deplasmanı sonuçta. Evet, kolay değil. Gerçi sezonun flaş transferini de yaptılar. Evet, nasıl bir katkı alacaklar, bu maçta oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyorum ama Ergin Hoca'yla ne yaptı ne etti, bir oyuncu aldı, bir tane daha yokluyor. Zaten atıcı arıyordu, atıcıyı aldı evet. Yani sonuçta Calgary'den o verimi alamadığı için net bir atıcıya gitti. Tabii iki tane gardın olmaması bir takım için çok kolay bir şey değil. Ama bu maç da kolay olmayacak bence. Evet, Alba Berlin Panathinaikos. Kolay olmayacak Alba Berlin maçı. Bence tempolu bir maç. Alba Berlin tarafı özellikle hafta sonu 110'ları galiba atmıştı. Tempolu bir maç bekliyorum. Yani savunma problemleri yaşıyor Panathinaikos. Panathinaikos. Evet. O bakımdan Alba Berlin yani kazanması sürpriz olmaz. Ben Panathinaikos diyorum. Bir adım Panathinaikos önde gibi gözüküyor ama dediğim gibi ben yüksek skora yöneliyorum. Evet. Benim için, bilmiyorum ben bu maçı niye çok hoşuma gitti yazarken de notlarımı. Barcelona Kızılyıldız. Güzel karşılaşma. Güzel maç. Evet, güzel maç. Kızılyıldız Bayern'i yendi. Barcelona da zaten Panathinaikos'u yenmişti. Kim diyoruz? Bol skorlu yok, olacak. Barcelona diyor. Barcelona. Ya Kızılyıldız'dan çok şey bekliyordum aslında sezon başında. Gerçekten ben bu de. Sezonun hani sürpriz takımı olabilirdi. Çok iyi transferler yaptı diye konuştuk ama hala ritmini bulamadı. Evet, bir koç değişimi. Ama belki, geçen hafta fena oynamadı. Geçen evet. Hafta evet iyi oynadılar. Hani koç değişiminden sonra zaten bir şey oldu. Ama yine de Barcelona deplasmanı. Barcelona. Peki. O az önce söyledi kaptanı. Kaybetsen de çok dert etmeyeceğin deplasmanda. O hedef deplasman değil sonuçta. Euroleague'in Fransız derbisiyle de hafta kapanıyor. Monaco Asfer. Asfer galibiyeti aldı. Pozeko bir hava getirdi ve değiştirdi orayı. Şimdi derbi o yani vallahi normalde Monaco götürür diyecektim ama şimdi bence biraz de. Şüpheliyim yani. Ben diyorum ya. Ama Monaco daha iyi takım tabii. Ben diyorum yine diyeceğim çünkü Asfer'de hafta sonu onlar da ligde bir hayal kırıklığı yaşadı. Pozeko'nun şeyi çok güzeldi ya, maçın sonundaki sevinci muazzamdı. İnanılmaz. Hani, ama oraları çok seviyor ya. Yani ama oyunculuğunda da öyleydi evet. Ya. Yani şey, şimdi kaptana biz oyuncuyken söyleseydik hani potonun üzerine çıkıp oturup fotoğraf çekelim mi diye istemezdin galiba ama o yapıyordu onları da. Evet. Ama işte o güzeldi zaten yani şimdi bazıları bu yani bunu adam. Yaptığı zaman hani farklı algılanabiliyor. Hı hı. Ama Pozeko hep böyle olduğu için içten davranıyor evet. Yani. Herkes samimi olan her şey biliyor, aynen. Zaten güzeldir ve karşı tarafa doğru geçer ama bir hava da getirdi. O yüzler de mutlaka olaya yaklaşacaktır. Onlardan verim alacaktır. Ama tabii Monaco'ya gücü yeter mi? Ondan emin değilim. Ben de Monaco diyorum. Evet. Yani lige renk kaçacağı kesin Pozeko'nun evet. Ama bu maçta bence Monaco. Şu anda boşta koçlar kimler var Euroleague seviyesinde? Yaskevicius var evet. Aklıma geldi. İlk o geliyor zaten. Trinkieri var. Onu adı geçti birkaç. Var daha galiba ya birkaç tane daha. Olimpia Milano için soruyorum. Belki bir Trinkieri hamlesi olmaz mı ya şu anda? Ama olmaz artık şu olmaz an imkan. Bence. Evet. Euroleague puan durumu da bu şekilde. Bizler için 4. sırada Fenerbahçe Beko var. 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle. Bu arada güzel yani yerimiz gayet iyi. Fenerbahçe Beko çok iyiydi. Evet. Maşallah yani. Maşallah diyelim. İyi başladı inşallah böyle devam etsin. Evet, Anadolu Efes'te diğer sayfayı alırsak şu anda 15. sırada. Bir galibiyet ama bir anda yukarı. Evet, daha çok baştayız çünkü. Umarız Efes'ten bir toparlanma görür. İnşallah. Evet, inşallah. Ağzınıza sağlık. Seninle. Haftaya tekrardan güzel güzel açalım diyorum galibiyetlerle. Görüşmek i̇nşallah. Dileğiyle. Sevgili Nesne TV izleyenleri haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.